İlimizde Turizm Hastası Etkinlikleri kapsamında Düzce Üniversitesi Gölbaka Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İklam Hizmetleri Otel Lokanta ve İklam Hizmetleri bölümünün düzenledi. Düzce'de Turizm ve Otelcilik Sektörü'nün konu paneli, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Yüksek Okul Müdürüm, Sayın İl Genel Meclis Üyemiz, Sayın İl Turizm Şube Müdürümüz, Sayın Gölbaka Ziraat Bankası Müdürümüz, Sayın Konuklarımız, Basınımızın değerli temsilcileri ve kıymetli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Programın gündemini açıyoruz. Saygı başlıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Bilal Demir Antakor'u kürsüye davet ediyoruz. Bir coğrafyadayız. Umarım az önce değerli panelistlerin
Nerede sorun yaşıyoruz? Acaba bir destinasyonda bir program var. Bunu umarım burada analizini yaparız ve bu toplantının çıktılarını hepimize bölgenin kalkınması için önemli bir veri olması ben diliyorum. Bundan da eminim. Tekrar bu organizasyonu gerçekten için bölüm başkanı meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilimize de turizm haftasında kültür müdürlüğü ve turizm müdürlüğü bu programı aldığı için de çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli bir program olur. Teşekkür ederim. Panelistlerimizi arzu ediyorum sizlere. Öğretim görevlisi Reyhan Sönmez, Turizm Otel İşletmeciliği Program Koordinatörü. Ahmet Yeşilören Ören, Pop Otel Düzce İşletme Müdürü. Panel Oturum Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor İsmail Özbay, Otel, Lokanta ve İklim Hizmetleri Bölüm Başkanı. Adnan Akman, Düzce Anıl Otel Müdürü. Ali Ünver, Düzce Hızal Otel Genel Müdürü. Paneli başlatmak üzere sözü yardımcı doçent doktor İsmail Özbay'a bırakıyorum. Teşekkür ederim sözü. Nihal Hocam'ın söylediği gibi ben de burada toprak çocuğuyum. Bu seminerleri, bu okulu gönül isteğiyle senelerde beklettikten sonra geldim. Bunu söylemek istiyorum. Kendilerinin emeği çok büyüktür. Ben de bu öğrendiğe karşı vermek için elimden geleni yapıyorum. Sağolsun müdürümüz de çok aynı paraleldeyiz. Bizim için elimden gelen hiçbir şey sakınmıyor. Turizm bölümü olarak da tabii ki bizim okulumuzun bir sürü programı var. Hepsinin halinde hepsi güzeller. Bizimki biz daha iddialıyız burası. Çünkü burası turizm bölümümüz onun için. Daha çok şansımız var diye düşünüyoruz. Bu alanda zaten geniş bölümümüzün öğretim elemanlarına çok değerli tutuyoruz. Arkadaşım Reyhan Bey benden daha eski, daha çok emektar bu işlere. Onun bir düşüncesiyle hem de turizm haftası etkinliği çözülmesiyle geçen sene yapamamıştık. İndir Bey'in çok istemiş, tamam bu sevmez oldu diye konuşurken böyle müdür yardımcılığına sık sık biz ilişki halindeyiz özellikle Reyhan Hocam. Çünkü öğrencilerimiz burada bir uygulama otelimiz olmadığı için sürekli oralara gidiyorlar ve içeceğiz, yan yanayız ve bunları konuşurken birdenbire bu proje kendiliğinden ortaya çıktı. Aslında bu projenin sahibi burada masada bunlar herkestir. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum, bu katkıyı verdiler. Bu güzel engin denize bir damla biz akıtabilirsek çok mutlu olacağız. Sayın hocamın söylediği gibi burası sizin de söylediğiniz gibi sayın rektörüm. Turistik bir bölge, Düzce, Yeşil Düzce. Ama burada bazı şeyler yanlış gidiyor. Acaba onlar yanlış nerede gidiyor diye sorgulayacağız burada. Ne kadar gerçeği ortaya çıkartabilirsek o kadar iyi olacak. Çünkü bugün kesimin neticeye varamayacağız. Bu başka araştırmalara vesile olacak. O başkasına, o başkasına, o başkasına ancak böyle damın etkisiyle bu iş büyüyecek. Bunu inançlıyız. Yoksa bugün burada Gölge Kanalı Düzce'nin turizm sorunlarını çözmek için toplandık. Burada bir yanılgı olmasın. Bu arada çok teşekkür ederim benim değerli öğrencilerime. Turizm öğrencileri buradalar. Yoklama almaya bile gerek yok. Onlar gelmezseniz yoklama alacağım demiştim ama sağ olun. bu ilgilerden dolayı da onlara çok teşekkür ederim. Şimdi bu bağlamda ben çok kısa bir söz gireceğim. Bu sözü hemen uzatmadan panelist arkadaşlarıma vereceğim. Bu arada da dikkatinizi çekelim. Hem de panelist arkadaşlar, bizi dinleyen arkadaşlarımızın da dikkatle dağılması anlamında maksimum 30 dakikamız var. Önce de olabilir. İşte 15-20-30 dakika içinde panelistlerimiz konularını dile getirirlerse mutlu olur. Şimdi biz hep turizm bölümlerinde, turizm ekonomisi derslerinde turizmi bir sektör olarak diğer sektörlerin hemen hemen at başı giden bir sektör olarak dile getiriyoruz. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda. Bu önemliliğini öğrencilere anlatıyoruz. Fakat Düzce'de bu önemliliği pratikte görme şansımız biraz az. Birkaç büyük rakamlar vereceğim çok kısa. Sadece bir fikir edinelim diye. Burada Düzce ekonomisi dersi vermeye hiç niyetim yok. Sonradan sözü öğrencilere vereceğim. Aldığım Düzce Bilim Müdürü'nden aldığım bilgilere göre kendilerine teşekkür ederim. Yani bir istatistik topluyorlar. Daha da güzel olur inşallah ileride. 2012 verilerine göre dünyada 1 milyar insan turizm adına dolaşıyor. Büyük bir rakam. Bu 1 milyar insan
aynı anda 1 trilyon dolardan fazla para harcıyor dünyada. Büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Peki bu harcama konusunda verilerimiz yok, kıyaslayamayacağım. Sadece turist alibileri dediğimiz turist girişlerine bir kıyaslama yapmak istiyorum, çarpıcı olsun diye. Bu 1 milyar turistin 26 milyar milyona yakını Türkiye. Türkiye için bile az bu ama eskilere baktığımıza göre çok iyi. Fakat bak gelelim Düzce'mize. Düzce 2 metropol arasında sıkışmış çok potansiyeli olan bir turizm destinasyonu olması gereken bir yer olarak bu rakamları arka arkaya dizdiğimizde bakıyoruz ki Düzce'de 56 bin tane arıbe var otellerde kayıt altına alınan. Çok az bir rakam. Bir de üstüne üstelik bu 56 binin 53 bini yerli. Yani iş turizmi. Yani bir gece gelip yatıp çıkıp giden. Düzce'ye bir şey bırakamayan insanlar. 3 bini yalnız efendime söyleyeyim yabancı. Demek ki işte bu verilere baktığımız zaman diyoruz ki Düzce gerektiği, hak ettiği yerde değil. Acaba problem nereden kaynaklanıyor? Bu panelin amacı o. Sorgulayıp bir yerlere götürmek istiyoruz tartışmayı. Mutlaka oradan da daha ilerlere gidecek. Bu bağlamda Reyhan hocamız, çünkü bu 53-56 bin kişinin azlığının nedeni yansıma olarak otellerdeki doluluk oranlarının düşük olduğunu gösterir. Yine çarpıcı bir rakam, daha fazla rakam vermeyeceğim size. Türkiye'de bu yüzdeler 60 ile 70 arası, 65 civarında. Düzce'de bu, yine Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre taş katlasa 30, %25-30 otellerin doluluk oranları. 30 şehrin içinde, işte Akçakoca'da, periferikte bu 25. Demek ki çok az. O zaman madem doluluk oranları çok az, bu da yansıyor buraya çok az turist geliyor birbirine bağlı bunlar. O halde nerede hata yaptık biz veya neyi doğrultmamız gerekir anlamında düşündük. Belki burada alternatif turizmi geliştirebiliriz. İş turizminin yanında. Bunun için sayın hocamız Reyhan Bey onun üzerine bir sunum yapacak. Alternatif turizm tam olarak fikrini şuradan yanlış söyleyeyim yanlış olması. Yok. Alternatif turizm otel doluluk oranları üzerine pozitif etkisi. Alternatif turizm otel doluluk oranları üzerine pozitif etkisi. Arka kabinde Ahmet Yeşilören beyefendi tanıttılar. Park Oteli müdürlüğü genç bir arkadaşımız, bir Düzce sevdalısı. Biraz da reaktif sektörden çok iyi. Çünkü onlar bize anlatacak şimdi. O da bize bu otel sektöründe fiyatlama politikaları çerçevesinde yapılanları anlatacak. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış diye yapılması gerekiyor. Sorgulayacak. Hemen akabinde Adnan Bey sağ tarafında Anadolu Otel Müdürü, tecrübeli bir müdür arkadaşımız. O da bir Düzce gönüllüsü ve Düzce oteli için, Düzce için çalışan bir arkadaş. O da bu eksikliği acaba otellerdeki formasyon ve sertifikasyonun eksikliğinden mi geliyor diye sorgulayacak. Akabinde Ali Bey de genç bir arkadaşımız, gene güzel oteller genel müdür. Çok coşkulu, beraber konuştuğumuz zaman görüyoruz Düzce için, çok uğraşıyor. Bu arkadaşımız da önemli bir noktaya parmak basacak. Biliyorsunuz başarının her sektör olması için o sektör örgütlü olması lazım. Burada da bir örgüt eksikliğinden bahsedecek. Yani turizm otelcilik sektörünü örgütlenin öneminden bahsedecek. Ondan sonra işte hesabımıza göre 16 gibi, 16-15 gibi panelimiz bitecek. 15-20 dakika söz hakkı vereceğiz. Sevgili öğrencilerime söylüyorum, mutlaka bir soru sorun. İyi takip edin. Not alın, küçük notları aldınız oradan. Toplu olarak soru cevap bölümüne geçeceğiz. Sorularınızı dinledikçe not alın. Sizin için çok bir egzersiz bu. Sonra kime ne soracağınızı açıkça söyleyip kendinizi tanıtırsınız. Kişi de sizin sorularınızı cevaplandırır. Bunun için bir yarım saat bir zamanımız var. Umarım bu verimli bir gün olur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle mühendis arkadaşlara, sayın rektörüme, sayın okul müdürüme ve diğer konuklara ve özellikle öğrencilerime. Çok teşekkür ederim. Evet, Reyhan Hocam, sözü size veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle sayın rektör yardımcım, sayın müdürüm, protokolün değerli mensupları, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün üzerinde duracağım konu, genel itibariyle alternatif turizm türleri, bunların dünyadaki uygulamalarını
uygulamış örnekleri, Türkiye'deki örnekleri ve Düzce'mizde var olan potansiyeli ilişkin kısaca örnekler vermeyi düşünüyorum. İlk etapta ulusal ve uluslararası çapta ve bölgemizi de içine alan turistik verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Akabinde doluluk alanlarımızla ilgili ve Düzce ili içerisinde yer alan turizm işletme belgeleri, belediye belgeleri, kamu misafirhanesi pozisyonunda bulunan konaklama tesisleriyle ilgili veriler ve doluluk alanlarıyla paylaşarak alternatif turizmde bunları ilişkilendirmeye çalışacağım. Evet. Öncelikle dünya turizm sahnesinde az önce panel başkanımızın da vurgulamış olduğu gibi 2013 yılı son rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada gördüğümüz itibariyle Dünya Turizm Örgütü'nün verileri var. 1 milyar 87 milyon uluslararası turist seyahat etmiş bir yıl süresi içerisinde. Geçtiğimiz seneye kıyasladığımızda 1 milyar 35 milyondan bu noktaya gelmiş durumda. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'ye gelen turistleri yabancı ve aynı zamanda yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarımız olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bu rakamlar açısından değerlendirdiğimizde 2013 yılı sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinde 39 milyon 226 bin 26 turist ülkemize gelmiş, turistik faaliyetlerde bulunmuş. Tabii bunların 33 milyon 827 bin 474 kişisi yabancı olarak katılmış. Ve nihayetinde elde ettiğimiz turizm geliri yüksek bir rakam, 32 milyar dolar, Amerikan doları tutarında bir miktar. Bu dış ticaret anlamında açık verdiğimiz şu günlerde neredeyse en fazla üzerinde duracağımız sektörlerden bir tanesini bize açıkça ortaya koymakta. Diğer taraftan şunu da belirtmekte fayda var. Acaba dünya turizm sahnesindeki pozisyonumuz nedir? Bunu genel itibariyle sıklıkla duyuyoruz ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Uluslararası turizm alışlarında 6. sıradayız ve turizm gelirlerinde ise 12. sırada Türkiye'miz bulunuyor. Evet, ilimize gelelim. İlimizde 2013 yılı verileri itibariyle 9.428 uluslararası turist gelmiş. Aldığımız payın tutarını sizler takdir edersiniz. Bu süreçte daha da arttırabilmek adına çalışmaları devam ettirmemiz gerekiyor. Yani turist sayımızda 200 binin üstünde olduğunu vurgulamamız gerekmekte. Baktığımızda Türkiye, deniz, güneş, kum üçgeninde 3S dediğimiz turizm faaliyetleriyle yıllardır faaliyetlerine devam ediyor. Ama dünyada gelişen bir trend var. O da 3E dediğimiz trend, heyecan, eğlence ve eğitim odaklı bir sürecin devam ettiğini görmekteyiz. Bunu da yine kendimize kanalize etmemiz gerektiğini vurgulayabiliriz. Evet, alternatif turizm şeklinde bir olgu var. Bu olgunun insanlardan itibaren tur operatörlerinin çok yoğun agresif bir pazarlama içerisine girerek önceden tatil satın alabilme imkanlarını tanımaları, taksitlendirme imkanlarını tanımalarıyla birlikte çok sayıda turisti çekebilmiş ve uluslararası çapta da uluslararası turizm rakamlarına bu etki etmiştir. Ancak şu ortaya çıkmıştır ki kaynaklar çok yoğun bir şekilde tüketilmekte. İnsanlar bu tek tip bir turizm türünden sıkılmış. Alternatifler artık aranmaya başlanmıştır. Tabi kültürel kaynakların, doğal kaynakların bozulmaması, çevre bilincinin artması da yine sürdürülebilir turizm anlamında gelişmeleri sürdürmüştür. Mevsimlik değil, tam anlamıyla tüm yıla yayılmış bir turizm faaliyetinin olması, aynı zamanda gelişmemiş bölgelerin ekonomik anlamda gelişebilmesi için de kırsala yönelik, çiftliklere yönelik turizm faaliyetlerinin artırılması hedeflenmekte. Tabi Türkiye'de yoğun olarak kıyı, sahil şeridi olarak vurguladığımız resort bölgelerde turizm faaliyetlerimiz gerçekleştiriliyor. Bunların daha çok iç bölgelere aktarılabilmesi konusunda alternatif turizm aslında önemli bir odak noktası. Evet, alternatif turizmle ilgili tanımlar yapacak olursak, tanımlar geliştirecek olursak, özellikle mevsimlik yoğunlaşmayı kabul etmeyen, tek kaynağı aşırı tüketmenin önünde duran ve bir takım belli çevresel sorunlara karşı dur diyebilen bir anlayışla faaliyetleri sürdürüyor. Ancak tabii bu noktada şu nokta belirtmekte fayda var. Alternatif turizm kitle turizmine tam anlamıyla bir karşıtlık, rakip değil. Onun bir çeşidi olarak ama bir alternatif olarak ortaya çıktığını vurgulayabiliriz. Tanıma hep beraber bakacak olursak birçok tanım var tabii ama
tamamını toparlayacak nitelikte alternatif turizmin doğal kaynak stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve yöre halkının turizmle ilgili aktivitelerini kontrol ederek bu yönde ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir bir gelişmenin temelleri alternatif turizmle birlikte atılmış oluyor. Baktığımızda alternatif turizmin belli başlı öne çıkan özellikleri bulunuyor. Bunları da satır başları şeklinde kısaca belirtecek olursak, taşıma kapasitesini dikkate alıyor. Mekan ve zaman açısından yayılma bekleniyor. Gelişim yavaş ve sürdürülebilir nitelikte olması beklenmekte. Turistik işletmeler küçük ölçekli ve yerel girişimcilere öncelik veriyor. Her bölgede geliştirilebilir. Özgün ve yerel mimariyi dikkate alan anlayış hakimdir. Yerel halk ve turist arasındaki etkileşim, iletişim uyumlu ve yoğundur. Küçük ölçekli uzman tur operatörlerinin ve seyahat ajantalarının kontrolündedir. Geleneksel, yerel ve özgür ürünlerin korunmasına ve üretimine değer verir. Gelişim, planlı ve yerel politikalara dayalıdır. Evet, alternatif turizmi iki tane farklı parçaya oturtmaya kalktığımızda öncelikle bunu kültür, tarih ve doğa temeline dayanan şekilde ortaya koyabiliriz. Doğal güzellikler, topografya, habitat, su yolları, vahşi yaşam, nispeten bozulmamış doğal kaynaklar bu bizim doğaya yönelik alternatif turizm paydaşlarımız arasında gösterebiliriz. Kültüre dayalı alternatif turizm türlerine baktığımızda ise sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, mutfak, gelenekler, yaşam tarzı gibi etkinlikleri içine alan aktivitelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda alternatif turizm türleriyle ilgili ve bütçede de potansiyel olduğuna inandığımız türleri kısaca saymak istiyorum. Evet, bunlar içerisinde şüphesiz culinary turizm şeklinde uluslararası çapta vurgulanan mutfak kültürü turizmi. Bu konuda Türkiye'mizin belki yüz ölçüm olarak en küçük dördüncü ili olmasına karşın muazzam kozmopolit bir yapıyı barındırıyor. Bu yapı içerisinde mutfak kültürü anlamında özellikle Kafkas kültürü, diğer taraftan Karadeniz, İç Anadolu olsun, Doğu Anadolu olsun, Balkan kültürü ciddi manada bu konuda bir kaynaşma noktasını Düzce'de yakalamış durumda. Ciddi bir potansiyeli olduğunu görmezden gelemeyiz. Tabii dünyadaki gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor. Özellikle İtalya'da 1980'lerin başından itibaren ortaya çıkmış Carlo Petrini isminde bir gazetecinin devreye girmesiyle beraber artık Amerikan tarzı yaşam bir noktada dursun, bunun yerine gelenekseli kovalayalım istenmiştir. Artık yerel, geçmişe dönük tatlar, lezzetler ortaya çıkarılsın. Bu akımın adı da slow food. Ciddi manada önemseniyor. Bu konuda akademik çalışmalarda bulunmakta. Eğer ilimiz bu konuda bir kımıldama yaptığı takdirde ben eminim ki sırf böyle gurme olarak tabir edebileceğimiz damak tadında farklı lezzetleri arayan insanlar için de bir umurak noktası olabilir. Düzce bu konuda önemli bir potansiyeli barındırdığını söyleyebilirim. Diğer taraftan marka ürünleri konusunda da ihtiyacımız var. Evet, belli başlı bilinen ürünlerimiz var. Onun yanımızı biliyoruz. Biliyorlar. Diğer taraftan kurduğumuz da aynı şekilde ama bununla beraber özellikle bizler emit fuarına katıldığımızda sayın müdürlerimizle birlikte aynı zamanda şube müdürümüzle birlikte katıldığımızda tabak tatlımız olsun, balgamız olsun bunları da hasır ekmeğimize varıncaya kadar ve peynir çeşitlerimize varıncaya kadar Mümtaz Bey de burada bu konuda çok ciddi manada hep destek vermişlerdir. Çok da beğeniyle geri dönmüşüzdür. Bunu göz ardı etmemiz gerektiğine inanıyorum. Diğer tarafta önemli zenginlik alanlarından ve son yıllardaki ilgi odaklarından birisi de tarımsal agroturizm olarak da literatürde geçiyor. Bu turizm faaliyeti açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir uygulama örnekleriyle karşılaşmamız mümkün. İnsanlar bir kırsal alanda, bir çiftlik alanında tarımsal ürünlerin ekimi ve dikiminde etkin bir şekilde yer alabiliyorlar. Tabii gece gündüz çalışacak şeklinde değil. Bunlar da o sürecin içerisine geçerek bizim aslında damarlarımız da var. Baktığımızda geçmişimize herkes kendi bir yaşam sürmedi. Kırsala dönük bir anlayışımız da var. Hala Türkiye'ye baktığımızda %70'lik bir süreçte kentlerde yaşam olsa da %30 kırsalda. Bu nereye kadar gider? %90'a, %10 noktasına gelinceye kadar devam edecektir. Ama nihayetinde insan geçmişini unutmuyor. Nihayetinde bu alanlara gitmek, geçmişini görmek, tarihini izlemek ve doğayla bütünleşmek amacında. Ve gidenler de agroturizm kapsamında
gittikleri çiftliklerdeki evlerde, o sakız gibi çarşaflı evlerde yatmak istiyorlar. Çok fazla lüks üst düzeyde bir konforun çok fazla beklentisi içinde değiller. Oradaki insanların yapmış oldukları meyve mi topluyorlar? Meyve toplamanın ağaçlardan elmon toplanması gerektiğinde onlar da o sürecin içine dahil olmaktadır. Ve dolayısıyla karşılığında bir bedel ödüyorlar ve kaldıkları alanlarda da ilgili ev pansiyonculuğunun gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Evet, tarımsal ürünlerin ekim ve biçimi konusunda özellikle Düzce'mizin de çok da zengin olduğunu ifade etmemizde fayda var. Evet, spor turizmi konusunda da bunu çok ilişkilendirebiliriz. Son yıllarda tabii Türkiye'de özellikle Avrupa'da Mallorca'dan sonra ikinci sırada gelen bir Antalya gerçeği var. Antalya devre arasında futbol takımlarının özellikle kamp alanı olarak bir ün salmış durumda. Aynı potansiyelde baktığımızda aslında Düzce'nin de iklim anlamında hem bir tarafta Karadeniz'in o iyotlu havasını soluyabiliyoruz, bir taraftan da dağların o oksijenli havasını burada buluşturabilme şansımız var. Nihayetinde Türkiye'nin belli başlı sayıda kulüplerinden bir tanesine de yine ev sahipliği yapıyor Düzce'miz. Bu açıdan farklı sportif branşlarda da yine ilgili tesislerin açılabileceğini de belirtmekte fayda var. Ve hala ilginin de olduğunu duyuyoruz. Diğer taraftan gol turizmi anlamında aslında ilimizde bulunduğumuz ilçede göle kadar ilgili bir yasal zemin hazırlanmış. Daha 2007 yılında bu konuda 30.06.2007 tarihli Bakanlar Kurulu'nun 12.286 sayılı kararı ile turizm merkezi ilan edilmiş. Önemli bir kazanımımız var aslında. Diğer taraftan Düzce'de tabii sadece bu sportif alanlar değil, kıyı şeridi içerisinde de su gözlemciliği, yani scuba dediğimiz alanlar içinde önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Bu alanlar resimde görmüş olduğunuz gibi Kayseri Hava Komutanlığı'ndan getirilen uçak Akçabucu'daki Paşaköy'ün 1,5 mil açıklığında 29 metre derinliğe batırıldı. Ve görüşün de 29 metrede iyi olduğu yönünde bilgi verilmişti. Diğer taraftan tabii Akçabucu yine bazda olmak üzere sadece denize girmek ve çıkmak değil, bununla birlikte ulusal ve uluslararası çapta ilgili sportif müsabakaların yapılabilmesi için hem hazırlık antrenman alanları hem de müsabaka alanları gerçekleştirildiği takdirde plaj futbolu, plaj voleybolu, plaj handbolu ve triatlon gibi sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Evet, aynı zamanda Düzce ilimizde sportif anlamda bisiklet turizmi için dağ bisikleti olabilir. İlgili potansiyelimiz var ama bu alanların bir parkur haline getirilmesi esastır. Diğer taraftan atlı doğa gezilerinin yapılabilmesi için de gerçekten o doğal özellikler var. At çiftliklerimiz var ama bunları tabii çok yoğun bir şekilde turizm faaliyeti olarak hayata geçirmek gerekiyor. Diğer taraftan yayla turizmi, yayla turizminde özellikle 1500-3000 metre arasındaki yükseklikte bulunan yaylalarda farklı bir turizm potansiyeli sunmaktadır. İlgili yaylalarda foto safari etkinlikleri, rafting, kış sporları, çim kayağı gibi aktiviteleri de yapabilmek mümkün. Bu konuda da özellikle Düzce, hemen alt satırda da görmüş olduğumuz gibi birçok farklı yaylayı bünyesinde barındırıyor. Bunların örnekleri Kardüz Yerlisi, Oda Yeri, Kocaşehir, Korkut ve Topuk şeklinde devam ediyor. Evet, akarsu turizmi konusunda zengin bir su kaynağına sahip olduğumuzu vurgulayabiliriz Düzce için. Bu açıdan tabii rekreasyon alanı olarak da kullanılması gerekiyor. Bu konuda rafting ve kano sportif faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Rafting 6 ila 8 kişi bir gruplar halinde, takımlar halinde gerçekleştiriliyor. Kano ise bireysel olabildiği gibi 2 ila 7 kişilik ekipler halinde de gerçekleştirilen zevkli ve zorlu bir faaliyet. Rafting için tabii şüphesiz Düzce'mizin Cumayeri ilçesindeki 9 Değirmen köyünde bulunan o parkur 12 kilometrelik bir süreç sonrasında Adapazarı'na bağlı Beyler köyünde sona eriyor. Gölcük ilçemiz aslında bu açıdan su kaynakları açısından zengin ama ilgili rip alanlarının yapılması halinde yine bu alanda adından söz ettirebilir. Sağlık ve termal turizm, termal mineral su banyosu, içme, inhalasyon, hamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim külü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi,
YET gibi destek tedarilerin birleştirilmesiyle yapılan tür tedavi uygulamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyonel amaçlı kullanımıyla meydana gelen bir turizm türü. Evet, resimlerde de işlerlik halindeyken çekilmiş, şu an üzüldüğümüz Eftene Termal Oteli'nin görüntüleri var. Tabii Düzce bu açıdan baktığında potansiyel anlamında göle kadar böyle bir geçmişi var. Diğer taraftan Derdik Köyü'nü de yine aynı şekilde bu kapsamda değerlendirebiliriz. Evet, kış turizmi anlamında arkadaşlar, burada özellikle dağlık alanlarda yerleşme merkezlerinin uzaklığı, korumu, ulaşımı ve sunulukları olanaklar ölçüsünde nitelik kazanıyor. Kayak sporu başta olmak üzere diğer rekreatif özellikler kış mevsiminin yegane turizm elçisi. Kardüz Yaylası bu aşamada önemli bir girişime ev sahipliği yapacağını tahmin ediyoruz. Kardüz Yaylası kış sporları alanında kış temalı kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi olarak ilan edilmiştir. Yani iki tane önemli hem golf anlamında hem de kış turizmi anlamında tescillenen, kabul edilen alan ilçemizde, Gölyakamızda. Başka bir yerde yok. Bahar aylarında ve yazın çimlerin yoğun olduğu dönemlerde de yine Kardüz Yaylası'nda çim kayağı eğer uygun ortam, parkur, pistler hazırlandığı takdirde yapılabilmesi için olanak bulunmaktadır. Evet, önemli konulardan birisi botanik bitki inceleme turizmi. Botanik turizmi, bitkilerin yetiştirildikleri ortamlarında incelenebileceği gibi özel olarak düzenlenmiş botanik bahçelerin ziyaretiyle de yapılabilmesi mümkündür. Özellikle bir dönem tabii batılı aristokratların bir etkinliği olarak düşünülmüş ama günümüzde genel eve yayılmış bu şekilde sürdürülebiliyor. Bu açıdan bakıldığında tabii flora anlamında zengin bir potansiyele sahip Düzce. Yani müdürümüz Doçent Doktor Necmi Amsoy tarafından da dünya literatüründe kazandırılmış yine bitkilerle ilgili çalışmalarını hep duyuyoruz, gururlanıyoruz. Bu konuda daha da üzerinde turizm açısından değerlendirilmekte durulabilir. Tabii il genelinde bulunan tescilli tabiatı koruma alanı ve tabiat arıtları varlığını da sürdürmekte. Ve botanik turizmine hizmet edilebilmektedir. Bunlardan Denizci Önü tabiatı koruma alanı, tabiat arıtları ise Samandere Şelalesi tabiat arıtı, Sarık Yayla Göknarı tabiat arıtı, Paşabükü Dış Budak Ağacı tabiat arıtı, Kayadevi Porsuk Ağacı tabiat arıtlarından oluşmaktadır. Evet, ornitoloji bunu biz bilimsel manada vurguluyoruz ama kuş bilimi olarak da söylememize fayda var. Kuş gözlemciliği doğayla baş başa yapılan bir etkinlik. Özellikle kuşların doğal hayatını ortamlarında gözlemlemek amaçlandığı için kuşları konakları göre ve üredikleri ağların korunması gerektiğinden çok fazla bir altyapıya da ihtiyaç duymuyor. Ama sadece kuş gözlemciliği olacaksa gözleme istasyonlarının olması gerekmektedir. Evet, bu açıdan Düzce'de önemli bir potansiyeli barındırıyor. Hatta Eftene bölümümüz göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde yer almakta. Bölümümüz 1992 yılında Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Yaban Av ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma statüsüne alınmıştır. Ve 150 tane bu kuşunun bölümümüzde yaşadığına, ev sahipliği yaptığına bir tespit ortaya konulmuş. Diğer Orient Ring, belki birçoğumuza göre biraz farklı gelebilir ya da belki daha önce hiç duymamış olabiliriz ama bunların içerisinde özellikle üzerinde kontrol noktaları işaretlenmiş büyük ölçekli bir haritada pusula yardımıyla yönünü bularak belli bir parkuru en kısa sürede tamamlamayı amaçlamaktadır. Parkur birbirinden uzak ve ters yönde konan kontrol noktaları ile çizilmektedir. Evet, yukarıda belirtmiş olduğumuz bu alternatif turizm türleri dışında da yine geliştirilebilecek turizm türleri vardır. Özellikle kamp, karavan, dağ, hüzün turizmi. Belki bunun üzerine çok kısa durabiliriz. Özellikle doğal felaketler, büyük savaş alanları, aynı zamanda insanların katledildiği alanlarda birer turistik ürün haline getirilmiş. Yani Polonya'daki hepimizin bildiği Auschwitz kampı bu açıdan her sene 1 milyonun üstünde turist kabul ediyor. Bu konuda bir turistik ürün çalışmaları dünya ölçeğinde gerçekleşiyor. Bunun dışında tabii ki dünyanın turizmi, kongre, av, mağara ve benzeri şekilde ilgili alternatif turizm türlerini devam ettiriyor.
eklememiz söz konusu. Tabi bunların uygulandığı takdirde bundan en fazla faydalanacak olan bölgedeki oteller olacaktır. Onların doluluk oranlarını artırabilme de önemli bir unsur. Evet, kısaca dünya ölçeğinde turizm adına neler yapılıyor? Bunlardan da bahsetmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. İtalya, 1980'li yılların sonuna doğru yeşil turizmin içinde tarım turizmini geliştirmiş. Bu kırsal peyzajı seven, Türk kültürünün zenginliğine ve el sanatlarına ilgi duyan ve değişik mutfakları tanımaya meraklı kişilerin oluşturduğu bir turizm türü olmuştur. Avusturya alternatif turizm içerisinde özellikle kırsal turizmin en iyi şekilde organize edilerek yürütüldüğü ülkenin başına gelmektedir. Bu alanda çalışan örgütlere örnek olarak 36 köy içine alan Yeşil Köyler Örgütü verilebilir. Yeşil Köyler çatısı altındaki köylerin hepsi belli standartlara göre seçilmektedir. Bu ülkelerdeki toplam konaklama kapasitesinin %51'inin çiftlikten oluşturulmaktadır. Yeni Zelanda, çiftlik turizminin turistler arasında en çok tercih edilen bir turizm türüdür. Çiftlik turizminde turistlerin ilgisini çeken iki önemli konudan birisi, çiftlikler diğerlerinde kadınlar tarafından üretilen el işi giysilere ve hediyelik eşyalar. Bunlar da tabii yine otoriteler tarafından destekleniyor. Özellikle bölgede bungee jumping, rafting ve resimde de görmüş olduğunuz gibi zor bir faaliyetleri gerçekleştiriyor. İnsanlar havada olduğu bir, görmüş olduğunuz gibi topun içerisine giriyor. Belli bir yükseltiden aşağı doğru salıyorlar. Ve insanlar orada tepe tak tak oluyor. Böyle bir sportif etkinlik olmayınca insanlar bunları geliştirmişler. Evet, İspanya gerçek anlamda plan ve projelerle yürütülen alternatif turizm, kıyı turizmine yeni bir seçenek olarak özellikle dağlık yörelerde son yıllarda gündeme gelmiş olup daha çok sosyoekonomik düzeyi orta grupta olan yetişkinlere hitap ediyor. İspanya'da alternatif turizm türlerine örnek olarak Trufia ve Pontevedra bölgelerindeki 9 yerleşim yerini içine alan Porto de Morios programı gösterilebilir. Burada alternatif turizm türleri ve çevre eğitimi verme, geleneksel el sanatlarını destekleme, yeni işler ve ürünler yaratma, halk kültürünü turistik sunuma hazır hale getirme, doğal çevreye uygun spor dallarını geliştirme, doğanın keşfi için rekreatif bölge ve köy evlerini yeniden düzenleme yaratma. Tamamen organize bir şekilde bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Diğer taraftan Macaristan'da alternatif turizm daha çok Balatan Gölü civarında. Genellikle akı gösteriler, folklor programları, diğer tarafta tabi Macar halkının misafirperverliği, küçük köylerdeki çekici kültürel doku, kaplıca ve içmeler, ırmaklar ve göllerde ülkedeki alternatif turizme yönelik faaliyetlerden. Japonya, 1990'lı yılların başından itibaren kırsal yaşama olan ilgi artmaya başlıyor. 1992 yılından itibaren ise Japon hükümeti tarafından tarım, ormancılık ve balıkçılığı kapsayan çiftlik ve yeşil turizm keşfik edilmeye başlanmış. Bu açıdan gençler Japonya'da daha çok sportif aktiviteleri tercih ederken yaşlılar ise daha çok ilgili çiftlik evlerinde, daha çok onların yapmış olduğu ürünleri satın almakla ilgilendiklerini söyleyebiliriz. Kanada'da yine turizmin özellikle kırsalda önemli olduğunu çok iyi anlamış. Bu açıdan da bir örnek verilmiş burada. Kanada'daki Ontario bölgesinde tarım ağırlıklı küçük bir kent olan Saint Jacobs tarihi buğday ambarlarını sanat merkezi haline dönüştürmüş ve turistik tarif için yoğun bir ilgi odağı oluşturmuş. Diğer taraftan İngiltere, Lake District bölgesindeki göl kenarında ağaçların altında bir tarafta büyükbaş hayvanlar bulunurken bir tarafta insanlar gölde su sporları yapmak için jet skileri kullanabiliyorlar. Bunu her ikisini yan yana görmek mümkün. Ayrıca eski devirlerden maden ocağı olarak kullanılmış alanları daha sonra terk edildikten sonra sesli, ışıklı ve görsel animasyonlarla günümüzdeki yerli ve yabancı turistleri çekmek için kullanılır hale getirmişler. İskoçya, Inverness bölgesinde özellikle yaz aylarında Avrupa ülkelerinden birçok turist çekiyor. Tabii onlar da şehir merkezi dışlarına doğru gidildiğinde şatolar günübirlik ziyaretlerde çok yoğun tercih ediliyor. Diğer taraftan görülmüş olduğu gibi resimlerde de yine kılık kıyafet ve aynı zamanda yerel çalgılar konusunda da bir cazibe unsuru yaratmışlar. Fransa, olarak sadece Fransa'yı da belirtmekte fayda var. Fransa'da ise daha çok kısa olduğu zaman tatilleri insanlar sakin ve yerleşim yerlerine yakın alanlara gitmek istiyor. Bu konuda Fransa'da Trans Aquitaine, Canal du Midi gibi kanallar tamamen rekreasyon amaçlı kullanılmakta. Evet, Türkiye'de de kısaca iki tane örnekten bahsetmekte fayda var. Tabii bu iki tane yerleşim yerimizi tanıyoruz. Bunlardan birisi
küçülünce geleneksel tarzdaki evler muhafaza edilmiş, konaklama, yeme içme ve evlilik eşya satış dükkanlarına dönüşüm sağlanmış. Hem doğal hem de tarihi yapısı korunarak turistin hizmet etmesini sağlayacak şekilde organize edilmiş. Diğeri ise 1975 yılında Yüksek Anıtlar Kurulu'nun Safranbolu kentsel sit alanı ilan etmesiyle akademik düzeyde başlayan kente ilgi zamanla tüm dünyaya yayılmış. 90'lı yılların başından bu yana küçük ve orta ölçekli turistik tesis sınıfına giren işletmelerin oluşumu ile turizm il ve ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Evet, Türkiye'de ve Düzce'de konaklama tesislerinin doluluk oranları. Son bölümde de bunları kısaca belirtmek istiyorum. Türkiye'de özellikle bir şehir merkezinde 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm süreci yatırımcısına 9 ila 10 yıl arasında. Doluluk oranları ne kadar yüksek olursa bu oran daha da azalabilir. 2013 yılında Türkiye'nin doluluk oranı konaklama testlerinin tamamında turizm işletme belgeli, belediye belgeli, niteliksiz ve niteliksiz işletmelerde %63.3. Ama geçtiğimiz seneye göre %2.2'lik bir düşüş yaşamışız. Bu Finlandiya'dan sonra en fazla düşüş yaşayan ülkelerden biri pozisyona sokmuş bizi. Bu açıdan bakıldığında Düzce'deki durumu da oturum başkanımız İsmail Hocam belirtti ama sadece ana başlıklar altında şunu vurgulayalım. Tesis sayısı 84 tane. Düzce'de. Turizm işletme belgeli, yatırım belgeli, aynı zamanda belediye belgeli ve kamu müsaadenamesi. Tam 84 tane. Oda sayısı 2218 ve yatak sayımız 5009. Evet, peki bu kadar potansiyelimiz var, yatağımız var, odamız var. Doluluk oranlarımız ne? 2012 yılı sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri bize ne söylüyor? Hemen en alt sağ köşede bakın oda doluluk oranımız 24.97 sadece. Bu turizm işletme belgeli konaklama tesislerimizde. Acaba belediyelerde farklı mı? Bir de belediyelere bakalım. Aynı şekilde yine Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri çerçevesinde belediye belgeli Düzce'deki konaklama tesislerinin doluluk oranı %25.09. Geçmiş yıllara baktığımızda %36'yı aşan bir durum da yok. Gitgide düşen bir durum söz konusu. Sonuç olarak ilgili istatistikler incelediğimizde konaklama tesislerimizin yıl boyu genelinde sadece toplam arz kapasitesinin 1/4 kullanıldığını görüyoruz. Bu oran Türkiye ortalamasında çok çok altında bulunuyor. O halde temel Düzce turizminin öncelikli sorunun tesisleşme değil, doluluk oranlarını artıracak unsur sürdürülebilir alternatif turizm faaliyetlerini gerçekleştirmesidir. Sonucuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle zamanımıza çözüm bize verdiğiniz tekrar zaman kaybımız yok. Çok güzel bir özellik yaptınız. Diğer konuşmacılardan sonra bunları bir araya getirerek belki bir sonuca varabileceğiz. O zaman zaman kaybettik. İkinci dostumuz Ahmet Yeşiller Hazretleri'ne sözü veriyorum. O da bize otellerde, Düzce'de özellikle fiyatlama politikaları üzerine konuşma yapacak. Buyurun Ahmet Bey. Süreniz 30 dakika. Maksimum. Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Müdürümüz, Sözüm Çürgün Müdürümüz, Beynet Çorbuk Öleri. Hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrenci arkadaşlarımıza. Öncelikle İsmail Reyhan Hocamıza ve Sayın Okul Müdürümüze Düzce'de böyle bir organizasyon düzenledikleri için bunlardan da hepimizin faydalanmasını sağladığı için kendime teşekkür ediyoruz. Düzce'de daha önceden ben 5 yıldır Düzce'de görev yapıyorum. Daha önceden şehir dışında görev yapıyorum. Herhangi böyle bir organizasyon olmamıştı. Bizler otelcilik sektörünün elimiz içerisindeki temsilcilerinden bazılarıyız. Üç arkadaş olarak geldik buraya. Aslında uzun zamandır biz de birlikte hareket etmek istiyorduk ama umarız bu da bizim bulunduğumuz hareket çerçevesinde bizlere bir başlangıç aşaması olacak diye ümit ediyoruz. Kendi aramızda yaptığımız daha önceki görüşmelerde fiyatlandırma politikaları
bana düştü. Bunu ben bu kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Aslında biraz da ben istedim. İsmail Hocam'ın da söylediği gibi. Fiyatlandırma politikalarında direkt olarak sanki işin hizmet kısmından çıkıp da ticari bir olay olduğu gibi gözüküyor. Konu başlığını böyle aktardığımızda. Muhakkak ki özür diliyorum. Muhakkak ki otelcilikle turizmde işletmelerin kar ekip amacıyla yaptığı sektörel bazı işlerdir. Ancak kurulan anlatılanlardan sonra fiyatlandırma politikalarının direkt olarak hizmet kalitesini etki ettiğini hepimiz göreceğiz. Öncelikle lokasyona göre fiyatlandırmalı bulunmak zorundasınız. İçinizde bulunduğunuz lokasyonu, bölgenin şartlarını göz önüne almak durumundasınız. Otelcilik ve turizm sektöründe doğru hizmet sunmak ancak doğru fiyatlandırmayla mümkün oluyor. Az önce Mehmet Reyhan hocamızın anlattığı bütün bu imkanlar Türkiye'de mevcut, Türkiye genelinde mevcut. Ama biz Türkiye genelinde yaptığımız araştırmalarda Türkiye'nin kendi imkanlarını doğru şekilde pazarlayamadığını görüyoruz. Bu doğruluk oranlarının sebebi de aslında bu. Yani Türkiye genelinde %63 yıllık otellerin doluluk oranı dediğimiz zaman halimizin ne kadar işler acısı olduğunu hepimiz görebiliriz. Peki bunların fiyatlandırmayla ne alakası var derseniz, yarın öbür gün siz de bu tarafa geçeceksiniz. Öğrencilik günleriniz bitecek. Özellikle öğrenci arkadaşlarımıza söylüyorum bunları. Siz de bu tarafa geçtiğiniz zaman bu dediklerimi anlayacaksınız. Sektörde sizin gibi eğitim alıp sektöre atılan ve kaliteli hizmet sunan personel sayısı bugün çok az. Yani şöyle söyleyeyim, %20'lerde diyebilirim. Neden? Nedenine geldiğiniz zaman işletmelerin bu fiyatlandırma politikaları, herkes işin biraz hizmet boyutundan kaçıp, ticaret kısmına kaçıp para kazanmaya gayret ettiğinde mecburen kaliteli personel çalıştıramıyor. Bu hizmetleri de düzgün sağlayamadığından ötürü malum sonuçlar ortaya çıkıyor. Fiyatlandırmanız doğru olduğu müddetçe verdiğiniz hizmetin devamlılığını sağlar, üzerine koyarak da yolunuza devam edersiniz. Bunda size şöyle söyleyebilirim. Otelinize ya da işletmenize gelmiş olan bir misafirimiz sizden, işletmenizden ayrılırken size teşekkür ederek ayrılıyorsa bu sizin için mutluluktur. Bu sektörün ana gayesi budur. Para kazanma ikinci kısmında işin. Ancak şunu da şöylece aktarmak durumundayız. Çekirdekten yetişmemiş ya da bu işin eğitimini almamış İnsanları çalıştırırsanız bunları yapmanız mümkün değil. Hiçbir zaman da mümkün olmaz. Hizmeti verirken tabii ki bunun karşılığını da almayı bekleyeceksiniz. En nihayetinde ticari bir işletmede çalışıyorsunuz. Yani şöyle söylemek istiyorum. Açıkçası biz buraya doğaçlama olarak konuşmak için geldiğimizden ötürü elimizdeki tecrübeleri size aktarmaya gayret ediyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde de fiyatlandırmanın önemi tekrar karşınıza çıkıyor. Yani az önce Reyhan hocamızın anlattığı şeylerde mesela agroturizmi anlattı, işte spor turizmini anlattı, alternatif turizmlerle alakalı bir sürü örnek verdi, yurt dışında yapılanları anlattı. Biz bunları kendimiz daha önce aramızda da konuştuk.
Bunları gerçekleştirmek için öncelikle birbirine bağlantı kuruyoruz. Diyoruz ki doğru hizmet sunmak için, doğru turizm yakalamak için doğru fiyatlandırma yapmamız lazım. Doğru fiyatlandırmayı yapmamız için de tekrar tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum. İş burada öğrenim gören arkadaşlarımıza düşüyor. Bu tarz okullarda, bu tarz organizasyonları bulmak gerçekten zor. Türkiye'de bu hafta turizm haftası kutlanıyor. Türkiye'de ne kadar üniversite olduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Yalan söylemeye gerek yok. Bu kadar üniversitenin arasında bu tarz bir organizasyon yapan başka bir okul var mıdır onu bilmiyorum. Bunu değerlendirmeniz sizin faydanız olur. Düzce bölgesine geldiğimiz zaman da sektörün çektiği bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşamamamızın sebepleri az önce yönetici diğer arkadaşlarımız da bazı konulardan bahsedecek. Doğru fiyatlandırma yapamadığımız için civar bölgelere gittiğiniz zaman Adapazarı, Bolu, İzmit bunlar da sanayi bölgeleri. Düzce'de bizim yaptığımız çalışmaların çoğu iş turizmi üzerine. Gelen misafirler %90 olarak iş turizmi olarak geliyor. %10 kısmı da biz yol üstünde bir işletmede bulunduğumuz için bize biraz daha çok geliyor yoldan geçen yabancı misafirler. Turizm ağırlıklı gelenler onlar diyebilirim. Hiç ummadığım zamanda bir tane motosikletli gelebiliyor. Adam İtalya'dan çıkmış. Arkasına bir tane çanta koymuş. Düzce'ye gelmiş. Konaklayacak. Düzce'de görebileceğiniz nadir turistlerden birisi. Geri kalan misafirler de dediğim gibi diğer bölgelere çıktığınızda fiyat olarak bizim verdiğimiz fiyatların en az %20, %30 fazlasını ödeyerek rakam vermek istemiyorum. Konaklıyorlar. Ama Düzce'de nedendir bilinmez bir kısır döngü var. Yani otelci arkadaşlarımız, biz sürekli zaten görüşüyoruz kendileriyle de. Bir türlü birlik olamıyoruz. Birlik olamamamızın sebebini de bilemiyoruz. Ama fiyatlandırma ile alakalı bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı nasıl aşılır? Bu arkadaşların bu fiyatlarla nereye kadar giderler? Düzce'nin turizmine ne kadar katkıda bulunurlar? Yani bugün günü kurtarmak açısından ben otelimi doldurayım, günü kurtarayım, gelen misafir ne kadar mutlu edebilirler? Onu kendileri daha iyi biliyorlar. O şekilde turizmde ya da otelcilikte bir mutluluk sağlayamayacağını biz de biliyoruz, kendileri de biliyoruz. Bununla beraber hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektörü diğer ticari alanlardan daha farklı bir sektör. Hizmet ederken hem misafirinizin, müşterinizin mutluluğunu sağlamak durumundasınız. Onların mutluluğuyla bir yandan da işletmenizi kâr ettirmek durumundasınız. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bırakın Düzce genelini, Türkiye genelinde bu sektörde ben çok iyi para kazanıyorum diyebilecek birisi olduğuna da ben inanmıyorum açıkçası. İşi çok profesyonel olarak yapan yabancı yatırımcılar var. Biz bunları görüyoruz, biliyoruz. Basından da takip ediyoruz. Bu profesyonel anlamda gelen yabancı yatırımcılar maalesef ne yazık ki Türk yatırımcısından daha çok para kazanıyorlar. Bunun sebepleri de bütün bunları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkıyor. Yani doğru fiyatlandırmayı yapan da onlar. Bugün biz bir Türk insan olarak yurt dışına çıktığımız zaman kendi ülkemizden çıkarken bile bir yurt dışına çıkış harcı yatırıyoruz. Kendi ülkemizden çıkarken. Herhangi bir ülkeye giderken ayak bastı parası veriyorsunuz. Ama biz Türkiye'de bunu gerçekleştiremiyoruz hiçbir şekilde.
Yani pazarlama yanlış, fiyatlandırma yanlış. Benim bu doluluk oranlarını arttırmak için Reyhan Hocam'ın üstüne ekleyeceğim şey de fiyatlandırma politikalarıydı. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Ben de sözü başkanına veriyorum. Teşekkürler Ahmet Bey. İnsan dersinde ilk bir şey ilave ettim. Sizi desteklemeyle birlikte konuştuğumuz zamanlarda konuştuk. Sözümü devam etmeden sonra da aramıza yeni katılan Sayın Kaymakamımız ve garnizon komutanımız buradalar. Bilmiyorum bir ilave söylemek isterler mi? Peki panel sonunda size söz veririz. İsterseniz şimdi ilave edebilirsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi benim anladığım kadarıyla herhalde Ahmet Bey burada bahsettiğiniz şey doğru fiyatlandırma yani uygun fiyat olmak gerekiyor. Ne fazla ne aşağı. Neyse uygun. Çünkü fazlası da zarar, az da zarar. Azı niye zarar? Çünkü sizin amortizmanlarınız gerekli, paraya ihtiyacınız var. Eğer onu mümkün olmazsanız otelinizi yenileyemezsiniz. Otelinizi yenileyemezsiniz. Müşteriniz memnun olmaz. Bu birini takip eder. Ondan soğuduk orası tamamen bir şey. Tabii o doğru tarzlar konusunda anlam bir anlatacak doğru tarzlar da alamayın. Yani aslında bu bile biraz böyle pahalı onu demek istiyorsun. Uygun fiyat. Eğer fiyatı uygun tutamazsak uzun vadede otelimiz kendi kendini intihar etmiş olur. Yenileyemez, yenilemeyince dolukları daha çok düşer. Benim en çok bahsettiğim gözüne takılan nokta buydu. Yine de teşekkür ederim. Sorular, karşılıklı sorular içerisinde ilave edecek başka şeyler varsa değerlendirilere cevap vermiş olursunuz. Biz o zaman panelimize devam edelim. Üçüncü konuşmamız sağ tarafımızda Sayın Adnan Akman arkadaşımız, Rusya Anadolu Devleti Müdürü. Adnan Bey de bize genel kültürünü geliştirmek için özellikle bu doğruluk oranlarının yükseltilmesiyle ilgili bütünüyle kültür sektörünü geliştirmek için otelcilik sektöründe formasyon ve sertifikasyon önemi. Tabii bunu detaylı olarak kendisi bize anlatacak. Sonra da biz öğrencilerle, üniversitelerle karşılıklı soru cevap sürekli devam ederiz. Evet, Adnan Bey, söz sizde bir yarım saatiniz var. Buyurun. Fazla yani, az da olabilir. Saygıdeğer konumlar, yeni dönemler o zaman. Bizim konumuz şeyle ilgili. Personel ve işe sahip olduğu gibi patrona da satış sahipleri genelde bir kişi, ikinci kişi olabiliyor. Yani bir de baştan bir yıldan içine kadar bir satıcı bir şey sahibi değil. Baş başa para kazanıp bizim sektöre yetmeye başlayanlar da çalışıyoruz. Daha önce savaştığım bir mesele önce şunu gördüm ben. Satış sahibi müteahhit. Ne yapıyor? Daha sonra otel yapıyor. Başka kendisi geçiyor. Bu da yönetim yapmaya çalışıyor. Onun oyuncu otelere çalıştık. Böyle yaptık. Hayır olduk. Başka arkadaşlarımız oldu. Fakat bu işte o kişi devam edecek müteahhit patronumuz devam edilemedi. Hatta zorunda kaldı. İnşaat bir kadar kolay bir iş değildi. Buna öğretim ekleyebiliriz. Tabii ki eğitim bir şey biraz da. Şimdi biz bu saatten sonra patronuna da geçecek. Yani güzel öğretim. Ondan göre biz çok iyi bir şey biliyoruz. Bildiğiniz için biz bir mağaz sahibi olmuşuz. Siz de biz yalnız olarak elemanız. İşin gerçeği bu. Bu göze bakıyor. Ama tabii ki şimdi biz birbirine koyma şartak zorundayız. Yani bu et ve kemik gibi. Kalp hoca gibi. Şimdi bizi yani ki yöneticiler şeyleri bakmamızda. Bu konuda bir bilinçli olmamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz şeye, sektörde yüzde işle bunu konuşabiliriz, Türkiye genel işle bunu konuşabiliriz. Benim şimdi tanım olmadı. Benim bilinçli otel hayatımda 8 yıldır. Patronlar dediğim gibi parayı başkadan kazanıp bu sektöre aktarır. İkinci işlemi, üçüncü işlemi. Burada ki otelci arkadaşlarımız sahip, otel sahiplerinde hepsinin başka işleri var. Yani parayı başkadan kazanıp bu sektöre aktarırsa bu şekilde gidiyoruz. İkincisi aile şirketleri. Türkiye'de son dönem hariçten, son dönemdeki göz ve bakış, yatırım yapan insanlar biraz daha
ilişkili. Aynı şirketten savaş bir tarif tatmış ile karşı karşıya gidiyorsunuz. Ailedir, oğlu, kızdır, akrabalardır. Bunlar da yönetimde söz sahibi olmak istiyor. Ve ben çok güzel şeyine göre. Ama sonuçta hepsi kapanmak ve sıkışmak şeyde karşı karşıya gidiyor. Bunun sebebi olmuyor. Bu meslekte sayıcı arkadaşlarımız bu okulu bitirecekler. İnşallah daha önce yerlere gelecekler. Biz bu şey bir şekilde benim patronum iki yaşında ve bunu saat sonra yiyecek talim yok. Yedi sene işimde çalışıyorum. Ücrede. Bunu hep anlatan bir yere geldik. Yani ben artık bu işi bu iş bir kişiden veya kişiden de yapalım içinde koyacaktır. Bunlar da bir yanlış koyacaktır. Öğrendim. Ama bu kısa bir süre olmadı. Bari kısa bir süre oldu. Şimdi onu tabii rahatlıyor haliyle. İkinci şey konuda iyi tepki şöyle var. Bina yapmakla iş bitmiyor. Bina bir bitiş süresi 10 ay, 1 sene, 2 sene, 100 bine girer. Bina bir yükecek. Bu binada insanlar çalışacak, misafirler gelecek. Patron yapar, teslim eder. Ya kendisi yönetir, ya da işte öğrenciler daha bırakır gider. Biz de burayı başlarına bekliyorum için iki bir şey. Yani en alt kademesinde, en üst kademesinde kadar iki bir şey. Bizim o başarılı için ülkemizi çok iyi olmaz lazım. Sen ne kadar iyi bir ölçü ol. Arkadaki ekibin, çalışma ekibi iyi olmazsa başarı gelmez. Üstler de gelmez. Hepsi bir çalışırız. Bu bölgede ben 7 sene çalışıyorum. Özellikle servis departmanımızda bir sıkıntı var. Çünkü buranın Ankara, İstanbul'un üzerinde olması, yol boyu testler çok olması, oradaki garsonların servis elemanlarının 15 dakika içinde bir otobüste giden vatandaşlara servis yapması bizim sektörde aykırı. Şimdi oradaki vatandaş otelde gelen misafirimiz, komutanımız akşam bir oturuyorlar, yemeği yiyor, işte alkol yapıyor, sopası yiyor. Şimdi buna sizi derken daha dikkat etmek zorundayız. Ama onları ne yapacağız? İşte eleman yapacağız. Bizim bu ülkede bu eleman sıkısı aynı fazla. Bir sene sorular başlıyor. Yani senin yaptığın yemek, senin yaptığın temizlik, kıl gözüküyor. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu bir sıkıntı açmak için de üniversitelerin, üniversite sektörün bir şey yapması gerekiyor. Bunun işte böyle toplantılar da, yerlere geldiğimiz toplantılarda hep anlatıyoruz. Nereye yönetimler, merkez merkezler. Bunu hep paylaşıyoruz. İçin eleman sıkısı tabii fazla. Bir de Düzce'de şöyle bir şey var, bir sıkıntı var. Aşırı bir tembellik var. Yani kendi bizi eleştirsek bölge olarak. Vatandaş 3 ay çalışıyor, 4 ay bir daha sürerse çekip gidiyor işte. Yani şimdi hiçbir yerde bir başarısı gösteremezsin ki. Bir başarıya bir insan olmaz, bir kumat hesap olmasın ki. Bunlar şimdi yapıyor ve müşteri seni anlamıyor. Müşteri diyor ki her hafta bir garson değişiyor, resepsiyon memuru değişiyor. Ya ben ister miyim? Bu arkadaşlar devamlı çalışayım. Ben buradaysam aklı bana kalmasın. Ekibi 4 sene, 5 sene beraber çalışırsam ben onu ne yapacağım, ne diyeceğim. Ama 10 gün, 15 gün müşteri değiştirirsen, ne zaman değiştirirsen burada dışarı çıkamazsın yani. Şimdi biz bazı toplantılara gidemiyoruz, kapanmıyoruz. Bu tek sebebi bırakıp da buraya geldiği zaman arkamdaki kişilerin orada bir şey yapması gerekiyor. Bu da iki bir şey. Ekibinin kolay olması gerekiyor. Ama maalesef Düzce'de biz adam çalıştırmakta bayağı zorluk çekiyoruz. Bu otellerde hepsinde sigortası var. Yemeği var, maaşları var, bir şeyleri var. Biz de bu işe başlarken şimdi başlamadık yani. Biz de alttan başladık. Otelde başlarken benim olarak başlamış. Merak ettim. Resim şu anda nasıl iş olur? Nasıl yapılır? Resim şu arkadaşın yanına gelip öğrendim. Sonra seksiyona geçtim. Ben böyle müdürlüğe geçtim. Ben gelip müdürlüğe geçtim. Düzce işte bunu ben de söyledim. Bizim gençlerimiz biraz tembel. İşte kurduktan dolayı dersin var. Başka bir dolayı dersin. 3 ay çalışayım.
Ben de çalışıp da bankamatik şey, bankamatik katalog için çalışan bir de buluyor. Bir belge alacak işte. Çalışıyor sigortalı. Git. Şeyden. Herhangi bir bankada kredi kartı alıyor. Bu iki şey yurtta çalışan mı? Bana nasıl sorarsınız? Böyle bir şey olur mu? Bunu da bırak, kabuğuna gideceksiniz. İşte hizmet yapacaksınız. Böyle bir hizmet de yapamazsınız. Böyle bir hizmet de başarılı olamazsınız. Bunu tabii ki biz üniversitedeki arkadaşlarımız stajyer, öğrenci alma konusunda, işleme konusunda bir çabanın olmasına ve bunların hafta sonlarında ortaya bir yetek almasını bir aklıda kalmaz ve kalmazlar başka bir yerde, başka bir şey yaparlar. Ve bunlarla ilgili bir kurslar açılması. Ne kadar ilan yaparsanız, şimdi alıp bir yerlerde çok model ministerini görürseniz de şey, sonra tek iş insan faktörü ediyor. İnsan faktörü yutamazsınız, eğitim yutamazsınız, yutamaya, kapanmaya ya da el değiştirmeye mahkum edilir. Bunun için de biz otelde aldığımız arkadaşları, çünkü hiçbir şey bulamıyorsunuz, içine sohbet kalıyorsunuz. İş saatinde 8 saat önce topladık, çay kahve içiyoruz, anlatıyoruz. Aşağıda servis yapıyoruz bunları, gösteriyoruz. Ben de işe yöneliyor. Benim karşıma bada açıldı, bada yürüyor. O kadar çalışıyor, 3 ay oradan gidiyor, köşk kahveye gidiyor. Sektörde şimdi şeyler çoğaldı, yiyecek yiyecek. Neler çoğaldı? O adam böyle devam dolaşıyorlar bir yerlerde. Ama giderse hiçbir yerde servise değil diyor. Biz diğer işletmiş arkadaşlarla geldik. İlaki otel değil de restoran, lokanta, kafeterya dedik. Arkadaşlarla geldik. Herkesten sıkıntı var. Öyle var. Bunu bağlayıcı bir şekilde yapmak da olmuyor. Bizden geldik. Yani şöyle bir karar aldık son. Biz birbirimizi arıyoruz. Öden çıkan bir evine var. Bir otel başvurusu verdik. Onları biz ayıklamaya çalışıyoruz. Sektörde. Çünkü sektöre zarar veriyor. Ben de işini görüyor, ben de çıkıyor, ona gidiyor, o da işini görüyor. Kendisi de bir meslek sahibi oldu aslında. Yani bir şey öğrenmiyor, çünkü oraya gidiyor, oraya gidiyor. Sonuç, şunu bağlamak istedik. Biz bina yapmakla, yerleşim yapmakla yere bağlamıyoruz. O tecrübe iş geliyor insana. Bu katkısı olsun, ulaşıkçı olsun, sevgilerimiz arkadaşlarımız olsun. Hepsi ekip olmuş, birbirine olmuş. Bir yere ilgili aksaklık kötü, diğer personel yaptığı bir hizmeti götürüyor. Sonra da işte dediğimiz gibi sıkıntılara düşüyoruz. Bölgeden işte diğer misafirler bölgeye tercih etmemeye çalışıyorlar. Bunun suçları biz oluyoruz. İster istemez. Donup oranı düşüyor. Para kazanamıyorsun. Para kazanamayınca da patronla düşünüyorsun, ister istemez. Ya da yönetimci parasını dönüşü ister. Bu dönüşümü de Zeus'la beklemek istemez. Bunlarla ilgili işte İsmail Hocam, Ayhan Hocam, diğer önce kişilerin dönüşüde böyle bir eğitimle ilgili aklımıza sektörle bu işe karşılaşmak lazım. Yani bir eğitim, elin tutanında olsun, resepsiyon tutanında olsun, kattaki yerden Başlamak zaten bizim için önemli gerekiyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ben çok mutluyum aslında sizin söylediklerinizi duyduktan sonra. Demek ki Göl'de Meslek Yüksekoğlu Turizm Bölümü otel işletmeci bir işe yarıyor ve yarayacak. Siz bundan bahsediyorsunuz. İşte o otellerinizde patronundan çalışanına kadar genelde Türkiye'nin sorunu bu. Hatta turizme sonradan katılan bütün ülkelerin sorunu. Başka sektörden bir şekilde sizin sektöre geçen insanların formasyonlarının eksik olması. Bunun patronundan da çalışıcısına kadar söyleyebiliriz. Herhalde bunu söylemek istiyorsunuz. Bir kere daha ortaya çıkıyor ki biz burada iyi bir iş yapıyoruz. Daha da iyi yapacağız. Diğer dolduruyoruz. Hatta Sayın Müdürümüz de müsaade ederse biz bölümümüzde bunu değerlendiririz. Sizin orada çalışan bütün ödüllerle güzel bir organizasyon yapıp bir renk toplayıp onlara belli bir turizm bilgisi en azından formasyon olarak verebiliriz. Sertifika verebiliriz. Gerçi
resmi bir geçerli olmasa bile katılım sertifikası olarak 3 gün, 5 gün, 1 hafta bir program yapabiliriz. Eğer müdürümüz uygun görürse böyle bir de değerlendiririz. Böyle bir katkımız olabilir. Sonuç bir hafta kısmında tamamlamış olabilir oluruz. Panelimizin sonuna doğru geliyoruz. Sabrınızı fazla zorlamak istemiyoruz. Son konuşmacımız Sayın Ali Bey, Ali Ünver. Çizer Öteli Müdürü. Kendileri de bize bütün bunları belki bir araya getirebilecek, bağlayabilecek, örgütlenme konusuyla ilgili bir bilgi verecek. Turizm sektöründe, özellikle otelcilik sektöründe örgütlenmenin ne kadar önemli olup olmadığını bize anlatacak. Buyurun arada söz sizde 20 dakika, 10 yarım saatlik bir süremiz var. Buyurun. Saygıdeğer katılımcılar, sevgili öğrenciler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz sahnemize. Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gölinka Meslek Yüksek Okulumuza, nezdinde Vendor Yardımcı'nın burnuna gelen İsmail Bey ve Reyhan Bey böyle bir ortamda bizi bir araya getirdikleri için. Benim konum da aslında bu konuyla bağlantılı, yani birlik olamamak, örgütlenememek, dernekleşememek, belki size biraz bu noktalardan bahsedeceğim. Oradaki öğrenci arkadaşlarımızın bir kısmını tanıyorum. Bizim otellerimize geliyorlar, pratikte bir şeyler yapmak için çalışıyoruz beraber. Real ortamları da görüyorlar kendileri. Neler yaptıklarımızı. Hocalarımızın katkılarıyla tabii ki. Bu da beni çok memnun ediyor. Çünkü biz otelciler olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunda da eğer bir payımız olabiliyorsa bu şekilde biz de mutlu ediyoruz. Ben 4 yıldır Gözce'deyim. İş hayatımın büyük bir bölümünü 16-17 yıl kadar Antalya'da, Akdeniz'de geçirdim. 4 yıl önce Gözce'ye geldiğim zaman kendimi 20 yıl geri gitmiş gibi hissettim. Bugün hala aynı noktadayım diyebilirim. Şimdi önlük takım işte rakamsal değerler, dernekleşmenin, örgütlenmenin önemini anlatan, amacını anlatan işte bir takım veriler var. Aslında hayatın içerisinde bunu birebir yaşamış birisi olarak bunların da çok fazla önemli olmadığını düşünüyorum bir taraftan. Çünkü yaşanan bazı gerçekler var. Turizm, otelcilik sevdalısıyım ben. Diğer arkadaşlarım olduğu gibi. Yoksa kendime farklı bir sektörde Antalya'dan çıkıp geldikten sonra burada herhangi bir fabrikada farklı bir işletmede belki yer bulabilirdim. Hani bu kadar sorunun olduğu bir mecrada neden yapmak isteyeyim? Zaten ben en alt kademeden en üst kademeye kadar bu işin artık ülkemizde yeri olan Antalya'da bu görevi zaten yaptım. Ama otelcilik, buradaki öğrenci arkadaşlarımız da bunu yaşayacaklar umarım. Sektörden kopup gitmeler olmazsa. Farklı bir olay. Yani size şimdi kötü örnekler vermek istemiyorum. Şu bağımlılık gibi, işte şunu kullanıyorsunuz, bunun bağımlılığı gibi demek istemiyorum. O da kötü bir şey olur. Hani alışkanlıklar vardır. Otelcilikler biraz, otelcilik sektörü böyle bir şey. İnsanda bağımlılık yaratır. İnsanlara hizmet sektörünü sürekli hizmet etmek ve memnuniyeti artırmaya yönelik hamleler yaptırmaya zararlar. Ben Gözce'yi gördükten sonra ben böyle bir şey olamaz. Yani her panelde, bir toplantıda
valilerimiz, işte kaymakamlarımız, turizmle ilgili işte il turizm müdürlerimiz, şube müdürlerimiz bir konuşma yaptığı zaman ya da hazırlanan kitapçıklarda yaylalarımız, şelalelerimiz, köylerimiz hepsi bahsediliyor. Bence burada eksik olan hani yerleşimleriyle alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Belki biraz altyapı eksiklikleri olabilir. İşte Karadöz Yaylası, işte Davos yapılacak diyor. İşte yani oranın yolu var mı? Altyapı çalışmaları var mı? Onlara bir bakmak lazım. Onlar farklı bir alan. Turizmdeki en önemli etkenlerden bir tanesi yapılan işe inanmaktır. Eğer bu inanç yoksa sadece bu konuşmalar, bu panellerde gerçekleşiyorsa turizm size kapılarını açmaz. Bir tarafta çok iyi, ticari anlamda çok iyi getirisi olan bacasız sanayi dediğimiz bir olaydır turizm. Çok iyi girdileri vardır. Reyhan Hocam bahsetti. Para olarak çok iyi getirisi vardır. Ama hemen küser, kapılarını kapatır. Biz daha burada temellerini atmaya çalışırken işte konuşmanın başına söylediğim gibi belki 20-30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Biz bugün bu sektörde çalışan insanlar olarak sizler olarak işler yapmaya çalışıyoruz. Belki 20-30 yıl sonrasına yatırımlar yapacağız. Ben de bunun için burada elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. İnanmak dedim, ben size şöyle bir örnek vereyim. Yıl 1996-97, daha yaşım daha çok küçük o dönemlerde. Alanya'da bir semt pazarına gittim. 75 yaşlarında bir teyze Almanca söylüyor bana. Şimdi ben size Türkçe olarak ifade edeyim. Ben de karşılık istiyorum. Bayan gelir misin? Almanca söylüyor. 75 yaşında. 96. Kadın şimdi şaşırdı. Hatta sarı kızım gibi bir şey bir ifade kullandı. Geldi. Buyurun dedi. Elinde bir tane başörtüsü. Güzel kilim motifli. Yanlarını böyle el işi, göz nuru yapmış kendisi. Kadının boynuna taktı. Flaş şeklinde. Ben izliyorum. Kadının çok hoşuna gitti. Üzerindeki kıyafetle de uygun gerekli bir eşarptı bu. Sonra kendi aralarında konuştular işte ne kadar böyle böyle derken. O zaman mark vardı, daha euro geçilmemişti. Sanırım 5 mark civarında bir paraya bunu sattı. Teyzenin yanında oturdum bütün pazar boyunca. Yanında işte organik, hani o dönemlerde organik lafı çok böyle şey değildi. Teyze dedim sen domates, salatalık vesaire gibi ürünler de var bu ilişkinin haricinde. Sen dedim çiftçi misin dedim. Hayır dedi, ben de turizmciyim dedim. 75 yaşında. Ayakkabı boyacısı görüyorsunuz. Boya yani birkaç tane tatlıdan çakılmış sandığın üzerinde bir mark yazıyor. Şimdi acaba biz Düzce'de turizme inanıyor muyuz? Bunlara baktıktan sonra. Yerler var, evet. Neden ben Düzce'ye geleyim? Ya da ben 4 yıl öncesine neden Düzce'ye gelmedim? Bunları iyi analiz etmek gerekiyor bence. Şimdi örgütlenmeye ilgili ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Hani bunların akabinde biraz daha pekiştirmek amacıyla.
Hızla gelişen turizm sektöründe sektörü yakından takip etmek, planlı ve organize hareket etmek, standartizasyonu sağlamak ve tüm bunlar için de iş birliği halinde çalışmalar gerekiyor. Bilindiği gibi çeşitli alt sektörlerde içinde barındıran turizm sektöründe iş birliği daha da önem taşımaktadır demişiz. Otelcilik sektörünün temsilcilerinin bir arada faaliyetler yürüttüğü TROP 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği adıyla 13 kişi ile kurulmuştur. 1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu dernek, dernekler kanunun değişmesi üzerine Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği adını almıştır. Düşünebiliyor musunuz? 1971, 40 sene önce kurulan bir dernekten bahsediyoruz. Faaliyet alanları geniş, şu an yaptıkları çok önemli işler var TROB'un. Geçenlerde düzenlenen işte evin fuarını vesaire onları saymıyorum. Yurt dışındaki fuarlara bütün turizmcilerle ortak paydada birleşen turizmcilerle birlikte Almanya'da fuara gittiler, İzlevi fuarına. Bizim en başta düzcü olarak bir şekilde bu örgütlenme, dernekleşme, birlik olma işine ne yapmamız gerekiyor? Ben otelci olarak da turizm sektöründeki bu örgütlenmenin içerisinde yer almak istiyorum. Yapılan faaliyetlerde bizim de ismimizin geçmesini, konaklama sektöründe az önce bahsedilen rakamlardaki payın %90'ını bizim ile birlikte yapıldığını hissedilmesini ve bu şekilde devam etmesini düşünüyorum. Bu tarz derneklerin size birkaç tane amaçlarından da bilgi vereceğim. O zaman daha iyi anlamış olacağız. Birlik, beraberlik olmadığı sürece her yıl bunları konuşmaya devam edeceğiz. Belki de etmeyeceğiz. Artık bizler de sıkılmış olacağız. Eğer örgütlenme, birlik olma, dernekleşme olursa fiyatlandırma ile ilgili, işte personel ile ilgili yapılması gerekenler, akademik anlamda, kamu kuruluşlarıyla bunların nasıl yapılacağını hepimiz öğrenmiş ve görmüş olacağız. Ben sizin bu tarz derneklerin birkaç amacından bahsedeyim. Çok fazla da hani çok derinlere girmek istemiyorum. Çok uzun bir konu çünkü. Amaçlarından bir tanesi turizmin bütün fonksiyonları ile ülke aralarında gelişimi sağlamak amacıyla üyelerine etkili ve düzenli hizmet verilmeleri için mesleki birlik ve beraberliğin kurulmasını sağlamak, üyelerin birbirleriyle işbirliğini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, turizme ilişkin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleriyle olan ilişkilerini koordine etmek, aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak. Sektörün pazarlama, tanıtma ve satış geliştirme çalışmalarında öncülük etmek, gerekli araştırmaları yapmak, uygulamak, etken bir pazarlama sistemi geliştirmek, kolektif pazarlama çalışmalarına girmek, sektör ve tüm alt sektörlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı istatistik bilgileri ve verileri temin ederek üyelerine duyurmak. Bu konularda bilgi depolar ve sistematik bilgi arşivleri oluşturmak. Bir örnek daha vereyim. İlin tanıtılması için basın, TV ve yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, onlara gerekli dokümanları vermek. Biz eğer bu örgütlenmeyi düzcede yapabilirsek, oradaki değerli yönetici arkadaşlarımla yaklaşık 2-3 aydır böyle bir oluşumu yapabilir miyiz? Bir faydamız olabilir mi? Düzce'ye ne kadar hızlı turizm sektörüne katabiliriz de kendi aramızda konuşuyoruz. Aslında çok kolay gözükmüyor.
işini hasarlayalım. Ama mücadeleyi bırakmaya çok fazla niyetimiz yok. Az önce bahsedilen rakamlarda işte 56 binlerde 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira çıkarmak neden olmasın? Gelen pisane sayıları. Sadece iş turizmi olarak değil, kültürel tatil turizmi olarak Düzce neden bu imkanlardan yararlanmasın? Ben size bir rakam vermek istiyorum. 2013 yılında Trofe'nin turizm raporundaki rakamları. Türkiye turizmi yabancı ziyaretçi sayısı bakımından 2013 yılında %9.8 artışla 34.910.000 kişiyle tamamlamıştır diyor. İstatistiklere baktığımız zaman bu 34 milyon kişi nerelere gelmiş dersek eğer, Antalya 34 milyon 11 milyonuyla birinci sıradaki, İstanbul 10 milyon, Muğla 3 milyon, İzmir 1 milyon, 1,5 milyon. Sonraki iller alınmamış, 26 milyonu kapsıyor bu 4 il. 26 milyon kişi sadece 4 ilde. Hani şimdi Antalya, İstanbul diyoruz, tamam metropoller, Antalya işte turizmin başkenti olarak görebilirsiniz. Ama buralar da öyle değildi. Geri kalan işte 10 milyon ya da 8 milyon kişi nerede? Sağ sola dağıldı. İşte 50 milyon, 50 bin kişi de burada vesaire vesaire. 2012 yılında da bu rakam 31 milyonmuş. Yine Antalya birinci sırada. Bizim turizm kapasitemiz yani sadece bu 4 ille bağlantılı değil ki. Ben bu kadar geniş bir yer, fazla hiçbir yerde görmedim. Antalya'da da çalıştım. Şimdi Akçakoca'ya gidiyoruz hafta sonu. Güneşli, güzel deniz. Tekrar bir Bolu'ya dönüş yapıyorsunuz. Rakım tamamen değişiyor, hava değişiyor. Aldığınız oksijen değişiyor. Farklı farklı hemen iklim değişikliklerini burada yaşayabiliyoruz. Benim söylemek istediklerim bu kadar örgütlenmeyle ilgili. Örgütün önemini daha iyi pekiştirebilmek amaçlı bir örnek daha vereceğim. Ondan sonra konuşmamı sonlandıracağım, izniniz olursa. 90'lı yıllar ülkemizde doğa sporuyla ilgilenen insanların sayısındaki artışın belirgin bir şekilde görüldüğü yıllardı. Bu ilginin yaygınlaşması beraberinde doğada mahsur kalma, kaybolma gibi çeşitli kazalarda artışla gündeme getirdi. 1994 yılında bol karlarda kaybolan iki dağcı için düzenlenen arama faaliyeti sırasında göre insanlarının, jandarma kuvvetlerinin, dağcılık federasyonundan ve çeşitli bölgelerden gelen dağcıların ortaklaşa gösterdiği tüm iyi niyetli gayretlere rağmen bir takım aksilikler ve sorunlar yaşandı ve başarısızlıkla sonuçlanan bu faaliyet sonrasında bir grup dağcı arama kurtarma faaliyetinin en doğru ve belirli biçimde nasıl gerçekleştirebileceğini düşünmeye ve araştırmaya başladı. Ülkemizde giderek ihtiyacı daha fazla hissedilen arama kurtarma konusunda faaliyet gösterecek uzman bir ekibin gönüllülük prensibinden yola çıkarak bir dernek çatısı altında bir araya gelmesi fikri üzerine çalışmalar sürerken 1995 yılı Aralık ayında Uludağ Keşiştepe'de yapılan bir arama kurtarma operasyonunda AKUT kendi adını ilk defa kullanarak yer aldı ve 1996 yılı başında da AKUT Arama Kurtarma Derneği resmen kuruldu. Nasuh Mavruki tarafından. Yani bir derneğin, bir oluşumun ne kadar önemli olduğunu buradan da pay çıkarabiliriz. AKUT bugün dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir afette hemen yardıma koşan gönüllülük prensibine bağlı tek kişi tarafından Nasuh Mavruki'nin bu işlere el atmasıyla kurulan 1996 yılında bir dernek. Örgütlenme bu noktada bu denli önemli. Umarım Düzce'de de bunu hayata geçirebiliriz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok kısa.
ne kadar haklısınız, ben de burada desteklemeye çalışsam, Türkiye bazında bile CIRO bir dernekler birliğidir. Yani bir yasak falan yoktur TÜRSAK gibi. Yani bu otelcilerin büyük kanayan yarasıdır yıllardan beri bir araya gelememe. Bu TÜROP da zaten bir İstanbul çevresi, bir İzmir çevresine beraber gelmiş 3-5 dernek bir birlik oluşturmuşlar. Buradan toplamı 11-13'tür. Türkiye'de çok otel var. Yani bu TÜROP meselesi, otelcilerin birliği meselesi, aynı TÜRSAK gibi seyahat ajanlarının birliği meselesi bir yasaya bağlanmalıdır. Bu makro düzeyli Türkiye ile ilgili bir yandan. İkincisi, Sayın Müdürüm bunu daha iyi bilir. İkincisi, Düzce'de gerçekten adını ben takdir ediyorum, örgütsüz hiçbir yerde başarı olmaz. Düzce'deki otelleri bir araya getirip kendi dediği gibi, bu bahsettiğimiz sorunlardan kaynaklandığını düşündüğümüz doluluk oranlarının düşük olmasını ortadan kaldırabilirler. Neden? Birlikte bu işlere kafa yorarlar. Fiyat politikası nasıl yapacağız? Efendim, enformasyonu, sertifikasyonu nasıl yapacağız? Bu soruları birlikte doluluk oranlarını arttırmak için hangi alternatif turizmler üzerine toplumu motive edebiliriz, politika yapanları motive edebiliriz diye sorgulayacaklar. Bunu ancak örgütlü yapabilirler. Evet, bu desteklerinden dolayı kendilerine katılıyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi biz kendi programımızda panel programımızı bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki etap soru-cevap şeklinde olacak. Fakat anladığım kadarıyla Sayın Rektör Yardımcımızın yoğunluğu nedeniyle aramızdan ayrılması gerekiyor. İsterseniz bir kere mahsus bir prosedür değişikliği yapalım. Plaketlerimizi verelim. Konuyla ilgili arkadaşlarımız kalsınlar. Biz soru cevap kısmını rahat bir şekilde geniş geniş yapalım arkadaşlar. Bir sorun yok değil mi? Evet. Peki teşekkür ederiz. Plaket merasimine geçiyoruz. Soru cevabı devam edeceğiz. Öğrenci arkadaşlar sakın ayrılmayın. Teşekkür ederim. Thank you.
Teşekkür ederim.